Ne yapıyorsunuz lan? Yani, hürime lan. Oğlum sesine ne oldu lan bunu? Yok bu heyecan şeydi. Alman erkeğine bak. Hazır mısınız? Hava muazzam. Hava muazzam. Hava çok yağmur iyi. Yağmur ya. Bence güzel ya. Böyle daha gayet ikinizin de sesine ne oldu? Yeni uyandık ya. Abi uyandırıyorum lan. Bir saattir uyanmadı ya. Hastayım bir de. Havalar bozdu. Tahmin edin bakalım. Sizce ilk beraber adaya gittiğimiz yıl ne zaman? Bu sabah baktım. Sizce hangi kaç yılıydı? 2017. 2017. Unutulur mu ya? Oğlum harbiden güzel videoydu o ya. Evet. 2017. Hava muazzam. Ama içimizdeki güreş daha baskın bence. Güzel şeyler yapacağız yani. En azından eğleneceğiz. İkizler nerede? Abi ikizler nerede? İkizler olmadan bu kanalı izlemem be abi. Kanalı bırakanlar falan oldu böyle. Güzeldi ama. Beraber geçirdiğimiz dönem 3 yıllık falan bir dönem miydi bu? Çok güzel ağır idmanlar yaptığımız, güzel videolar çektiğimiz bir dönemdi yani. E ne oluyor? Hayat ayrılıyor yani. Ben zaten İstanbul'a taşındım. Bu adamlar iş bile kaldı. Şimdi Almanya'ya taşındım. Kaçıyoruz dedim. Ama en sonunda yine buluştuk. Dedik buluşacağın yer. Adaya da yani normalde her yıl gidiyorduk. Evet, ben 2008'den beri zaten her yıl gidiyordum ve yani yılda 2-3 kere rahat gidiyordum. Hayatımda ilk defa o şeyi bozdum, streak'i bozdum. Yani 2 yıldır gitmiyorum. Şimdi ada ne durumda? Adaya giriliyor mu? Ada yıkıldı mı? Instagram'da Reels'larda oluyor ya güzel yerler falan, kamp yerleri falan bazen çıkıyor. Evet ben görüyorum. Yorumlarda böyle artık adaya girilmiyor, bilmem jandarma kovuyor falan muhabbeti vardı ama o muhabbet 10 yıllardır var zaten. Ben hani onu hep duyuyorum ama arttı mı? Gerçekten bu sefer daha mı çok kovalıyorlar bilmiyorum da bu mevsim, bu havada mülteci diye bizi kovalarlar. Jandarma bile gelmiyor o zaman. Yağmur yağıyor. Hava muazzam. Adam şort tişörtle yağmur yağıyor. Abi Almanya işte. Almanya'da şu an çıkamıyorsun şortla falan. Ben İzmir'de olarak. Kokulu düzenin olmasa gerekir ama. Abi Almanya gittik. Oğlum hepiniz aynısınız lan. Çok güzel oğlum buranın. Hepiniz aynısınız. Baktı tuvalete mi girdin? Neyse. Şaka yapmıyorum, şaka yapmıyorum. Şimdi tuvalete peşinden gidecektim de. Almanya bizi kıskanıyor. Bak fiyatlara. Bak. Hayatlar. Yapmıyorum şimdi. Çikolata. Karnı çok güzel yiyecek. Market vlogu. Almanya'da bunlar var ya. Abi baksana 10 lira 10 lira Almanya kıskanıyor bizi. 10 lira mı ucuzmuş lan? Abi onca bir yolculuğun ardından. Şuraya bir bakar mısınız ya? Mükemmel yani. Görmüş oldunuz. Tutturamıyorum. Evet. Oraya gideceğiz. Yaklaşık 1 saat falan sürüyor yol tabi çekimleri yapa yapa gideceğimiz için. Şimdi şeyi inceliyoruz işte yıllar önce hangi... O 2017'de değildi sonra yapmıştık onu. Toprak kaymış yani en son nereye taklattık onu hatırlamıyorum. Böyle bir kaya böyle bir şey şeyler yoktu yani. Burada böyle bir içinden çıktığımız şey vardı onu da yıkmışlar. En sevdiğim video girişi intro muazzam ya. Aynen ya çok güzeldi o video. O da keyifliydi. Onda Kenan da vardı. Kenan şey da hani, Canalp vardı. Hardcore takıldığımız evet. Bir şeydi yani. O işte o gün zaten 20 metrenin oradan aşağısından atmıştık takla. Aynen aynen. Yani en yüksekten ve double'ların falan en bol olduğu evet. Şey ada videosu oydu büyük ihtimal. Abi en son baktığımız yerde atmıştık galiba ya. YouTube'da YouTube izletiyoruz kendimizi. Aynen en son baktığımız yerden. Peki o zamanlar Sarp'ın front diye üstlenmesi. Şimdi ikisini de atamıyor. Adam ön takla atamıyordu bildiğin ya. Ön takladan hop bu da dedi ki arkaya bakıyor dönüyor. Ya ben onu bu Atakent'teki havuzun işte orada hayvan gibi trip böyle mermer yer. Çok iyiydi. Dar bir yere front atıyorum. Attım mı havada 180 onu. Abi takla olayları çok komik. Gerçekten bir tane travma. Takla atarken yok ayağın kayıyordur. Yok bir yere evet. Geçmeye çalışırken hani o korkuyu yaşıyorsun. Ondan sonra çok uzun bir süre yenemezsen o korku evet. Kalıyor. Evet takla ya. Atarken işte yok şu yandan bakayım falan diyorsun yamuluyorsun böyle. Öyle çok lanet bir şey gerçekten ya. Ben yıllarca frontu atamadım yani düz. Atıyorum 180 dönüyorum. O videoda var değil mi? Yukarıdan atıyorum dönüyorum. Evet. Adam aceramıza başlıyoruz artık suyla iç içe. Sizle tanışalı o kadar uzun yıllar oluyor ki.
Oğlum bir şey olmadı da. Yanımda büyüdünüz. Ben sizi ilk gördüğümde ikinizin tipi birbirinizden ayırt edilmiyordu. Saçlarınız aynı uzundu. Böyle emo, uzun. Suratlarınız falan gerçekten ikizdiniz o zamanlar. İlk yıllar falan hanginiz Baran'dı, hanginiz Alperen'di falan. Unutuyor, karıştırıyordum yani. Şimdi tabii ki daha belli tipleriniz var da. Bir şey yapasım geliyor. 2017 vs 2023 hani böyle. aynı pozlarımızı bulalım böyle yan yana verelim. Ne kadar yaşlanmışız. Adamın saçları. Belli hatta pembe mi saçlarım, daha yeni kestirdim. Burada Baran'la eski güzel bir fotoğrafımız var. Bunu çekelim mi? Aynısını bir vermeye çalışalım bakalım. Telefondan bakacağım. Evet, bu pozun aynısını verecek omuz bende yok bir ihtimalle şu an. Bir bakarız. En azından oltam aynı. Omuzlu arabaya hiç güvenemedim ya. Neyse, boynuz kura geçerdik. Aynen, güzel oldu. Evet, şimdi adaya doğru tırmanmaya devam ediyoruz. Burada böyle çok yürüyebileceğimiz bir yol olmadığı için saçma sapan yerlerden geçmek zorunda kalırız bak. Ama gerçekten inanılmaz bir doğa harikası ya burası. Kayalar falan görüntüleri çok güzel, çok estetik duruyorlar. Çok uzun zamandır Bartu'yla buluşup video çekemiyoruz çünkü o İstanbul'daydı, sonra Almanya'ya taşındı. Hayat şartları, biz iş yani çalışıyoruz. Çok fırsat olmuyor ama denk geldikçe, fırsat buldukça böyle çok keyifli tekrardan. Yani yıllar önce gelip şurada neler yapmıştık. Tekrar burada olmanın verdiği huzur, öyle o tat hiçbir şey yok gerçekten. Suya bakın ya. Om su beklediğimizden çok daha güzel değil mi? Evet. Çok sıcak. Yani havaya bakınca insan gerçekten şey böyle üşüyecekmişin gibi falan hissediyor. Şu yol o kadar güzel bir yol ki. Ama işte ben burada daha önce düşmüştüm. Burada herkes düştü abi. Burada herkes düştü. Çok kayıyor. Bir ara ben taş. Yürüyorum böyle ya, sohbet ediyorum. Bir anda böyle şıpagat açıyor. Kayboldum. Öyle bir yere başladım. Evet evet. Son düzlüğümüze ulaştık. Son düzlük abi. Buraya gelince yolu neredeyse yaralamış oluyorsun. Şurası da lanet bir yer yani. Bitmiyor evet. Burayı. Dümdüz yürüyeceğiz, kum olduğu için. Kum olduğu için yürü yürü. Ta nereden yürüdük var ya, o kadar keyifli ki şu yolu yürümek. Cidden. Şöyle biraz. Ekıptık. Şöyle biraz yukarılara çıkayım. Size biraz manzaranın nasıl güzel olduğunu göstereyim. Bakar mısınız ya şuraya? Aa, çok iyi lan. Neye baktınız? Şuraya atlayabilir miyiz diye. Fena durmuyor. Bu şey Instagram'da böyle hani götünü son anda kurtaran şeyler oluyor ya, böyle görünüyor yani. Evet. Ama onlar bayağı izleniyor. Varsa da bir ihtimal aşağı inip başta bir yüzeriz. Derinliğe bakıp öyle yani. Falan atlıyorsun bak, atlayarak derinliğe. Ben bir inip bakayım oraya. Şuradan inerim. Sen de atlanacak yere bakarsın böyle tamam. Yani. Şuraya atlanır dersin, oranın derinliğine bakarız. Okay. Bu arada hani biz gerçekten böyle videolar falan çekiyoruz ama videoda gösterdiğimiz yerlerin hepsi gerçekten yıllarca atladığımız yerler oluyor. Air kontrolü, havadaki o vücut kontrolüne çok hakim insanlarız. Özellikle. Hani yıllarca yani antrenman yaparak böyle başta normal seviyelerden sonra yükselterek yaptık. İnsanlar tabii ki iyi, hoş yani ilginizi çekiyor olması bizim de hoşumuza gider. Ama her şey, her sporun bir basamaklaması vardır yani. Biz kesinlikle 3'ten 5'ten atlamadan gidip 20'den atlamadık yani. Böyle hala yapıyoruz. Yıllarca yani. Siz ilk adaya geldiğinizde 3'ten 6'dan zor atlıyordunuz. Evet. Sonra 20'ye çıktık falan yani. Aynen. O yüzden lütfen gaza gelip bilinçsizce bunları yapmayın ve özellikle yani kontrol edin. Biz de hani kontrol etmeden atlamıyoruz bu tarz yerlere. Bakıyoruz derin mi yeterince. Atlayacağınız yer oraya kadar varabiliyorsunuz mu? Mesela aşağısı kayalık. 3 metre ileri atlamak zorundasınız. Kendini korkup salarsan burada kayaya oturursun yani. Bitti. Burada 4 metre ileri atlayacağımızı hayal ederek oranın derinliğine bakacağız. Ondan öncesinin derin olmadığını biliyoruz. Burada görüyoruz. Evet. Şöyle. Ben ondan öncesi atlayamazsın. İnersin oraya. Bartu şimdi inecek, bir kontrol. Çek. Nereden inmeyi planlıyorsun? Valla şurası daha yakın görüyorum. Evet. Çevremdeki birçok bunu yapmaya geldiğimizde de bunları izleyenler hep şey diyor. Oğlum yapmayın, ne yapıyorsun sen? Ama hani bizim
bu konuda gerçekten büyük bir profesyonelliğimiz oldu. Gözün nereye görüyor? Oradan nereye atıyor? Tam, tam olduğun yer abi. Aynen. Burası boy. Burada bunu yerdi. Buradan kayasın diye gözükmüyor bu arada. Her yerde kaya var. O balta bayağı indi ya. Gayet okey ya. İyi de oraya atlıyoruz. Oraya atlanır zaten. Tam oraya atlaman lazım. İyi mi? Let's go! O kadar uzun zaman oldu ki. Şu an çok güzel hissettiriyor. İyi misin? Şimdi ben az önce söyledim de, eğer bilmiyorsanız denemeyin. Ben olabilecek bir şeyi gösterdim. O kadar profesyonelim ki bu konuda yani göstermek için riske atabiliyorum kendimi. Hiçbir sıkıntı yok. dikkatli olmak lazım. Havada adamın pozisyonu gördüm, ben adama doğru yüzmeye başladım. Sakat. Oy, şuna bak. Yok, bir şey olmadı bu arada. Sadece derim yandı doğal olarak. O kadar uzun zamandır atlamıyorum ki. Böyle beklemek istedim, bekledim. Yani dönmeyi hiç şey yapmadım. Front atacağımı düşünmemiştim ben. İşin hani çok rahat bir sıkıntısından bahsederim. Burası aşırı yüksek bir şey değildi. Evet. Çok fena sırtı yanıyordur. Şu an geçti ama. Ama yüzeysel bir şey. Daha yüksekten aynı şekilde düşse iç organlara rahatlıkla hasar verebiliyorsun. O yüzden denemeyiz. Ya biz bu sporu yıllardır yapıyoruz. Hani olabilecekleri biliyoruz. Ve bunu bilerek kafa atıyoruz. İzlerken hoşunuza gidiyorsa sadece izlemekle yetinebilirsiniz. Ama yapmak istiyorsanız her iş kadar bunların da riski var. Ama bu arada çok tatlı hissettirdi. Hani çok uzun uzandık. O surat ifadesini ben gördüm. Ben size böyle yaptım bak. Canım çok abi, geliyor. Abi gel yardım et. Öyle bir bakışı var ya. Abi. Çünkü ilk anda genelde anlamıyorsun ya bir şey tabii olduğunu. Tabii canım o lan nasıl yanmıştır onun yani. Yani. Çünkü kabak gibi. Çok kötüydü değil mi? Yani abi, sık, çok sık paralel düştün. Hani ya ne kırmadı yani. Tersini yaptım onu bakayım. Abartısı yok. Yüzden fazla gelmişimdir. Ve hiç buraya bakmamıştım atlamak için. Hiç burada da biri düşmemiş. Böyle ikiniz de ilk oldunuz. Biriniz attı, diğeriniz düştü. Kop böyle çıksa da çok belli olur rengi. Sırtımdaki renklere bir bakar mısınız lütfen? Bak şurası özellikle şeye benzettim. Bizim tokat challenge'larda eli vurduğun... Baksana burada bir şey var böyle. Evet. Şu organlarında bir şey var mıdır acaba bırakın? Derin çürümüş. Ben kan kusmaya başlamam mı? Yok yok. O olacak olsa erkenden olurdu. Evet evet patlardım şimdiye kadar. İyisin. Ya iyiyim iyiyim. Sıkıntı yok. Sadece... Oğlum ya. Anneniz yine bana göstermeyin annenizi. Ne zaman benle tabi koymuşsun. O kadar uzun zamandır antrenman bile yapamıyorum. O front yani bitmediğim. Bu bahsettiğimiz hava algısı böyle bir şey. Normalde hesaplar dönüyor işte. Kaç metredesin, ne kadar ileri atlaman lazım falan tabii. Bunları biliyorsun. Ne kadar sürede düşeceksin ona göre toplanıyorsun falan. E adam aylardır yüksekten takla atmadığı için açtı böyle izliyor. Ben de diyorum ne zaman balıklama mı atlayacak bu adam? Ben de ilk balıklama sandım. Yapacağım gibi bir kafa geldi. Sonra dedim ki front atıyorum galiba. Ben yani, döneyim amına koyayım. Belli bir süre sonra o kadar ivmeyi kaybettikten evet, evet. Sonra toplanmaya çalışınca dönemedi yani. Çok belli canım. Bir şeyim adada şu an 5 kişi falan dönüyor. Aa evet. Aynen. Buradan gözükmüyorduk tabii de GoPro'ya. Evet. Biraz daha vakit geçtikçe bak rengi belli oluyor. Zaten böyle şey derin bildiğim büzüşmüş ya. Evet, evet. Yani. Su falan toplamış ya. Anne görüyorsun değil mi? Hep bu Barış yüzünden. Ne zaman gelse bir bok çıkar. Barış abileri bunlara kötü. Hep kötü yolu sokuyor. Çocuklara da geliyor sakat. Oha parmağı kandığı zaman çok kötüydü ya. Daha demin onu konuşuyorduk zaten. Parkurda yüksekten atladığımızda sonuçta böyle inmiyoruz. Biraz öne doğru, biraz over rotate fazla dönüyor ki. Şöyle düşüp hemen rola gir. Darbeyi biz öyle yumuşatıyoruz.
Bu işte cliff diver'lar, normal su sporu yapan insanların çok net bir alışkanlığı var. Şu şekilde. Elleri kapat, böyle cuk diye in. Bizim hani refleks ve alışkanlık var yıllarca yüksekten ölmemek için. Biraz fazla dön. Rola bağla. Rola bağla. Kafada yok yani o. Kafada öyle onu bir şeyimiz yok. Onu kısmak için de dediğin gibi işte arkaya yatıp bir şekilde inme. Aynen. Odaklanıyorum. Suda da onu çok net yapıyoruz. Hani normalde atlıyorsa bu sefer laf diye böyle yüzü gömüyorsun. Onun öyle olacağını bildiğimiz için az dönmek istiyoruz ama o açı da hiç yok bizde. Parkurda yani şöyle böyle erken açılayım da öyle ineyim diye bir alışkanlığımız hiç yok. Bizim de bu gerçekten hobiye kayıyor biraz yani, evet. Suya atlamak. O yüzden böyle fail'lar olabiliyor arada. Güzel de oluyor yani. Tat kattı, renk kattı. Evet. Bayağı renk kattı. Son yolumuz denizin içinden geçiyor, biliyorsunuz zaten videolarda. Hadi bakalım. Ayakkabılarımız klasik. Kestane karşıtı koruma. Kestane karşıtı. Bize bak yine bunu söyleyeceğim. Saçma saçma soru sormayın. Denize niye ayakkabıyla giriyorsunuz? Bastığımız yer ne kadar toprak diye geçmiyor. Bak. Anladın mı? Keskin kayalara basıyoruz. İçinde bir ton kestane. Ya çıplak ayakla burada yürümek asıl saçmalık olur. Dışarıda niye ayakkabı giyiyorsan yaptığımız şeyler bu kadar daha fazla ayakkabı giymen lazım yani burada. Tipe bak. Oğlum bu yemekle gidiyor. Bu adamlar o kadar dedim. Oğlum vaktiniz var hani acelemiz yok, kahvaltı yapın dedim. Tamam abi dedi. Uyanmıyor. Zaten geldim, yarım saat aşağıda bekledim bunları. Uyuyordum ben. Uyuyorlarmış. Ondan sonra da şey, benzinliğe girdik. Diyor ki abi kahvaltı alıyorum. Aldığın şeylere bak. Ne sağlıksız ne varsa almış. Hiçbir şey yok. Yani içinde kümbüyü falan hep sağlık bunlar. Sütlü. Şu yolu falan gerçekten özlemişim. Daha hani adaya çıkmadık. Ama acı çekmeni özledim yani. O şey. Şu an acıyı çeken bu adam. Evet. Elimde sopam. Bak yoldaşım. Hay bir de üstüne şu yağmuru bak. Bir görmeniz lazımdı beni, şekilden şekile girdim. Taşlar çok kayıyor. Bak böyle ne zaman video geliyor diyorlar. Bir de adanın şöyle bir riski var. Yani buradan canlı dönebilirsen videoyu paylaşabiliyorsun. Aynen şu an çekiyoruz da. Bir gün biri gelecek 2059'da falan bulacak kamerayı, hard disk falan. Aynen. Bakacaklar bizi öyle. Sonra o onları editleyecek. Sikime takmayacak. Ben kanalın şifresini şimdi buraya söyleyeyim. Eğer editleyemezsek. Mantıklı aslında. Videoyu söylesene. Bulanlar editleyip söylesene. Bize saygısından umarım koyar. Videoyu koymazsın sen montaj ediyorsan. Sen söyle. Aynen. Olga söylesene abi. Sarp Baran Oda Baş. 359. Oğlum işte klasik. Daha buradan başlıyor şey. Cam kırıkları. Aynen cam kırıkları. İzmarit zaten abi Türkiye'de İzmarit çöp sayılmıyor yani. Evet, ne ben burada bank hatırlamıyorum ya böyle direkt. Vardı vardı. Ha biz doğru oturmuştuk değil mi? Torpil atmıştık. Bacağımda yanmıştı ama. Oğlum bizim de bir pisliğimiz torpil var ya. O da küçümsenecek bir şey değil ama. Özür diliyorum doğadan. Bilinçli çöp atmışlığımız yok. Gelip buradan çöp poşetlerini falan topluyoruz ama maalesef eskiden vardı öyle bir torpil pisliğimiz yani. Ama yine olsa yıkatırım. Torpile karşı zaafım var. Çok güzel açılar açılar böyle enteresan yerlerdeyiz ya. Enteresan. Kanalda alt tarafı 50 tane silmek lazım. Başlıyoruz. Klasik ısınma mekanımızdan. Benim için yüksek şu an bu. Bu en alçak yer 3 metre. Geri kalan yerler 6, 9, 20 diye gidiyor. Yerinden düştüm ya şu an, gözüm şey olmuyor, kesmiyor. Şu kolyeyi çıkartayım. Kolyeyi bilenler biliyor mu? Behelit. Berserk'ten. Hayatımdaki tek taktığım aksesuar. Anlamı zaten inanılmaz önemli. Evet, geldik. Isınma başlangıç yerimize. Oh be! Adam front atabildiğine sevindi. Front atarken çok tribe girdim bu arada. Bir kere düşmek psikolojinin alt üst ediyor. Abi, takma nasıl atılıyordu? 720 attı. Ben back atacak sandım ilk çıktı da. Aynen, kolları böyle aldı da dedim helal olsun, çocuk giriyor. Ama 360 bekliyordum 720'de. Ben de. Çok da temiz attı. İyi sardı harbiden. Ben bir de triple mi atsam?
Oha lan. What the fuck? Çok iyiydi oğlum. İnanılmaz adam attı ayağını. Oğlum bu adamın burguları niye böyle rahat ya? Oğlum bugünü mü bekliyordun seni? Sizin yaşlanmanızı bekledim pusuda. Yıllarca çektiğimiz tüm challenge videoları da... Şimdi benim zamanım. Bittiniz siz olun. Lan bu adam hiç antrenman yapmıyordu gizli gizli senden. Siz öyle sana. Evde bütün gün kork atıyorum. Güzel. Son anda bir döndü ufak. Evet evet. Oğlum ben de atarmışım tripi. Evet evet. Hala o kadar özgür olmadığımı gördüm yani. Suya biraz böyle girdim ya mesela. Kolum şöyle geri etliyor suyun içine girdikten evet. Sonra. Omzum biraz böyle şey hani hala buradayım dedi yani. Daha böyle klasik düz inebileceğim taklalara bakarım yani. Tadını tabuk. Alalım ya. Acı evet çekmeye yani. Gelmedik. Nasıl yani? Triple cork deneyeceğim ya. İnanılmazsın ya. Üşüyorum. O biraz seninle de yağmur da yağıyor. Belli olmuyor şu an yağmur yağdı. Evet. Büyük ihtimalle de bayağı ama kameradan yani. İnce ince yağıyor ve havanın abi, kapalı olduğu çok belli. Güneş yok ya kuruyamıyoruz. Bu adam bile. Yes. Sarko. Double stress sende. Adam başlattı akımı. Yağmur çok hızlandı şu an bu arada. Üstüne sis çöktü. Ve soğuk ya bunu. Şu an herkes titriyor. Hep takla çanak gidiyor, zatürre çanak. Hani şu an double atacağım. Galiba ilk defa böyle bir şey yapacağım. Böyle yana doğru bir double back denemek istiyorum. Ama titremekten sıkıyor. Şu şey çok kötü bak. Şu bacağın titriyor ya. Evet. O ayak bile titriyor diyor. Hani nasıl taklaya gireceğim ya. Yırtmaca güzel bir şey. Evet evet. Az önce sürüktüm kayalara. Dekolte. Bak şimdi. O çok güzel görünüyor. Evet, GoPro'dan belli olmaz evet. Da. Sis ilk var ve yağmur yağıyor. İlk defa böyle bir havada geldik buraya. GoPro tutarken de bir yerlere tırmanmak trip lan. Nasıl gözüküyor 9 metre? Bayağı güzel. Mesela 9'dan takla atmak istemiyorum şu an. Atlayacağım mı lan? Yok. Hadi. Hayır. Yapıştır. Ama herkes böyle titreyerek. Of of. Gözüme ilk defa yüksek geldi. En son 2008'de yüksek geliyor. O kadar ıslak bir zoom yapamıyorum. Arkadaşlar, bu deli cesaretiydi bu arada, helal olsun. Yani buradan atlamak cesaret istemez de bu yağmurda atlamak cesaret istiyor. Sen de mi gidiyorsun? Gideceğim galiba, tut bakalım. Normal mi atlayacaksın, takla mı? Normal. Ben bir kere front attım, ondan sonra tutacağım. Oğlum niyeyse bir korkutuyor ha. Niyeyse alt tarafa çarpacakmış gibi hissediyorum ya şu an. Ya hep öyle oluyor ki. Martların atladığı yere doğru atla. Şurası işte de. Hı-hı. Tek korkum şu an o yani. Bir yolla. Oh be. Değmedin değil mi? Hayır. Sweet'i çıkarmasan batar mıyım? Suyun içi daha güzel. Atladıktan sonra ısınıyorsun. Ha. Çıkınca? Çıkma. Ben bir de çok kurudum şu an biliyor musun? Oh. İşte ondan bahsediyorum çok iyi. Giymeseydim iyiymiş. Oğlum şu an çok soğuk. Şu an çok soğuk. Benim direkt atlamam lazım. Bir daha mı atlayacaksın? Evet. İlki korkuttu ama bir kere atlayınca insan rahatlıyor ya. Dönüş yolunda bir merak ettik. Derin gözükmüyor ama yine de bir bakacağız.